ben iki önemli husus vurgulamaya çalışacaktım. Onlardan birincisi dar halkada bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile ilişkileri bağlamında değerlendirmek lazım ve bunun Suriye ve Irak hatta İran'da dahil ederek Orta Doğu'nun ile ilgili bir gelişme olarak okumak lazım. O da şu Türkiye içerisinde pek çok ciddi bir şekilde güç kaybetti. Artık e, militan devşirme konusunda çok sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Fakat e, beklenmedik bir şekilde Suriye kanadı ABD'nin desteğiyle diğer Batılı ülkelerin desteğiyle çünkü burada Avrupalı ülkeleri de unutmamak lazım. Onların da desteğiyle bir şekilde e, çok güçlü bir noktaya geldiler ve e, PKK'nın farklı kanatlar işte Pejarkı'dır, e, Sinjar'daki kolu, e, bütün bu yapılar arasında en fazla ön plana çıkan e, husus oldu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri e, orayı bana göre YPG'nin bugün kontrolü altında bulunan Doğu Fırat'ı e, Kuzey Irak vari bir e, duruma, konuma yükseltmeye çalışıyor. Bunun için de YPG'nin PKK ile irtibatını kesme veya kestiğini gösterme anlamında bir ayrıştırma bir, mı söz konusu? Bir söz ayrıştırma diyorsunuz. çabası, hı hı. en azından görüntüde öyle bir e, adım attığı yönünde Türkiye'nin terörle mücadelesi e, e, mücadelesine bir katkı gibi e, gösterilebilir aynı zamanda. Ama asıl e, bana göre buradaki hedeflerin başında e, YPG'nin hakimiyetindeki topraklarda. E, resmi e, diğer ülkeler tarafından ama en önemlisi Türkiye tarafından kabul edilebilir bir siyasi yapıya sahip olup e, o, olmasının önünün açılması. Ben bu yönde atılmış bir adım olarak görüyorum. Yani evet. e, PKK'yı zaten bir terör örgütü olarak ilan etmiş ABD. Bu kişilerin başına ödül koy, konması e, YPG'ye önümüzdeki günlerde daha fazla yatırım yapılacağı ve onu meşru siyasi bir aktör yapma çabası olarak okumak lazım. İkincisi şu, bir de Ortadoğu'nun güneyiyle ilgili bana göre bir e, ilgisi var. Hı hı. Dikkat ederseniz, Körfez yani İran'a yaptırımların uygulanması sonrasında e, daha bir hafta önce e, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuvayt, e, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın katıldığı, hani adına e, belli çevrelerde Arap Natusu olarak ifade edilen bir e, tatbikat yapıldı. Ee, şu anda körfez yani Basra körfezi, İran körfezi bir şekilde kaynamaya başladı. Yani e, Trump yönetiminin İsrail, e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme çabası çok ciddi bir şekilde hız kazanmış idi. E, buna Kaşıkçı cinayeti ciddi bir ket vurdu. Ciddi bir darbe, bir algı bozukluğu en azından oluştu. Hı hı. Ve e, burada sanki Türkiye'nin ee, bu oluşumla ilişkilerinde iki önemli nokta. Bir, doğrudan ilişkilerinde daha az e, sert olmasını veya çok fazla özelliğine gitmemesini salık veren e, bir e, 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 nasıl söyleyeyim e, doğru ifadeyi e, kullan benim a, aklıma bir ifade gelmedi. Yani e, siyasi bir rüşvet gibi algılayın tabiri caizse. Yani. Türkiye bir siyasi rüşvet. Hı -hı. Yani Türkiye'yi hoşnut ederek Suudi Arabistan'da ilişkiler, ilişkilerdeki gerginlik düzeyini azaltma e, çabası söz konusu. Evet. Öbür tarafta bununla beraber yani İran'la e, ilişkilerde eğer bir gerginlik artışı söz konusu olacaksa e, bu hep böyledir. Bölgenin bir tarafında hararet yükselince diğer tarafın harareti düşürülmeye çalışılır. Evet. Ben Türkiye ile ilişkilerde özellikle İran ve Suud faktörünün Amerika ile ilişkilerin dolaylı bir sonucu olarak PKK ile ilgili böyle bir adım attığını düşünüyorum.